Bugün sabah 6'da Puerto Princesa'dan yola çıktık. Şimdi Port Barton diye bir yere geldik. Port Barton olarak okunuyor ama aslında Port Burton olarak ilk olarak ismi konulmuş. Nefis bir yer burası. Bugün değişik bir tura çıkacağız. Bakın bundan sonrası ne kadar güzel olacak, ne kadar değişik olacak. Hey guys, good morning. Good morning. So, by the way, my name is Richard. I'm watching one sand bar, Starfish Island, and then two islands. So, we're doing six stops. So, but this time, guys, it's a high tide. So, it's better to start at the starting with the Twin Reef. The Twin Reef is one of the best stopping spots here in Port Barton. After the Twin Reef, so let us proceed to the Tartar spot. Çok küçük bir tekledeyiz. Yine her zaman olduğu gibi. Fotoğrafımızı çekiyorlar, oraya bakalım. Şu anda 6 tane durak yapacağız. Buradaki adadan adaya atlamalı bir tura katıldık. Teknenin ön tarafındayım. Bu teknenin içerisini göstermek istiyorum size, bakın. Çok fazla rüzgar var, çok fazla gürültü var ve çok fazla motor sesiyle bir de müzik çalıyor. Ne olacağını bilmiyorum. Sesim geliyor ya da gelmiyor, sorun yok. Bugün biraz daha şnorkelli dalış da yapacağız, şnorkel ile. Bu gördüğünüz adalar arası 6 tane durakta normal bir mola vereceğiz. Arkası Port Barton. Onun hakkında size bazı şeyler anlatacağım. Burası 1940'lara kadar aslında Itaytay olarak bilinen 10 kabilenin yaşadığı bir yermiş. Şu gördüğünüz yeşillik alan, aslına bakarsanız büyük bir kıyıma uğramış. Büyük bir kıyıma uğramış. Bu kıyım ne kıyımı? Ağaç ve balık kıyımı. Bunlarla ilgili karaya çıktığımızda detaylar anlatacağım size. Balıkları besliyoruz. Müthiş bir görüntü var, bakın burada. Kaç metre derinlik var bilmiyorum ama yine 3-4 metre, ayaklar yere değmiyor. Ve nefis burası. Böyle ekmeklerle. Öyleyse suya dalma vakti gelmiştir. Hadi bakalım. Nefis bir yerdeyim. Son yıllarda geldiğim en güzel yerlerden bir tanesi gerçekten.
Filipinler'de Port Burton'da, Port Burton aslında. Demin sesten dolayı da çok duyulmamış olabilir. Port Burton'dan çıkan turlar var. Buradaki adaları geziyorlar ve adaları gezerken ciddi anlamda harika bölgelere uğrayıp dalış molaları veriliyor. Ve adalar arasında da yine burası akvaryum tarzı dalış molası verilen yerlerden, noktalardan bir tanesi. Port Burton ismi aslında buranın Itaytay olan eski ismini, daha sonrasında bir İngiliz komutan, asker araştırmacı, orduya ait bir araştırmacı olan Burton'un ismi verilmiş. Daha sonra Burton olarak devam etmiş buranın ismi. 10 tane kabile burada yaşıyormuş ama o kabileler ne kadar güzel bir dönemde yaşıyorlarmış. Şu anda onun hayalini kuruyorum. Nefis gerçekten. Suyunun altı da harika. Biraz gözlerim yandı. Şu şnorkel gözlüklerinde bir takım dezenfektasyon tarzı bir şey vardı. O herhalde gözümü yaktı. Devam edelim o zaman. Nefis gerçekten. Öylesine nefis bir yere geldim ki Ryle Asher'la bugün gerçekten çok etkilendim. Bugün bu adaya ilk defa geliyorum ben. Maxima Adası ve nefis bir ada. Port Burton'dan yola çıkılarak geliniyor ve nefis bir ada gerçekten burası. Harika bir ortam var. Harika bir tesis yapmışlar. Tesis dediğim hemen arkamda. Aslında tesis dediğim pek bir tesis vesaire falan da değil. Buraya gelen tekneler sadece kendi ocaklarını, mangallarını kuruyorlar. Hemen bunların altında da sizler oturabiliyorsunuz. Oradan da size Hindistan cevizi vesaire satıyorlar veya soğuk içecek bazı şeyler alabiliyorsunuz. Burası bu turun ikinci durağı diyebilirim. Çünkü birinci durakta aslında denizin ortasında biraz yükselmiş olan bir kumulun üzerinde, ama tekneler üzerinde gezebiliyor. Öylesine bir kumul. Gözükmüyor yani kumul. Onun üzerinde mercanların olduğu bir yerde bir mola veriliyor. Bir yüzme molası. Arkasından da bu dünya cenneti adalardan bir tanesine konaklamaya geliyoruz. Konaklama derken yaklaşık 2 saat boyunca burada duracağız. Müthiş bir ortam var gerçekten. Biraz sonra adanın içerisini gezme imkanımız var. Adayı keşfedeceğiz. Şuradaki yoldan, hemen şurada bulunan yoldan çıkacağım ve adanın arkasından böyle dolaşıp şuradan da gelmeyi düşünüyorum. Tabii beni tedirgin eden bu Asya ülkelerinde şu küçük sivri dişli köpekler. Bunlardan çok hoşlandığım söylenemez. Burada da hır 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 yapıp üzerime geldiler. Ama bu ortamı gerçekten yaşamak lazım. Filipinlerin dünya cenneti olduğunu zaten biliyoruz ama Ryle Asher'la yaptığımız bu tur gerçek anlamda böyle tadı damağında kalınabilecek bir tur. Nefis yerleri geziyoruz, nefis bir imkanlarla geziyoruz. Harika olanaklarla, harika imkanlarla, müthiş konforlu bir şekilde geziyoruz. Haydi bakalım. İşte o filmlerde, fotoğraflarda, Instagram'da çok fazla sayıda gördüğümüz yerlerden bir tanesi burası. Maxima Adası Filipinler'de. Port Burton'ın hemen karşısında müthiş bir yer.
Burası aslına bakarsanız zamanında çok fazla sömürülmüş. Nasıl sömürülmüş? Öylesine fazla sayıda yeşillik içeriyor ki burası adeta yeşillik kusuyor. Hani inanamazsınız, fışkırıyor. Her yerden yeşil fışkırıyor ve bunu daha öncesinde de keşfetmişler. Ve ne yapmışlar? Yeşil fışkırırken bu adaların, bu bölümlerinin tamamındaki ağaçları kesmişler. Ve bütün bu ağaçları kestikten sonra kerestecilik o dönemde yine Avrupalıların ellerinde bulunan kerestecilik inanılmaz bir seviyeye gelmiş. Ama daha sonrasında bu legal bir işken illegal bir iş haline gelmiş. Çünkü hükümetler bunları yasaklamış. Bundan sonrasında da bu bölge, Filipinlerin neredeyse tümünde ağaç kesmek artık yasak. Bu bölgede dahil olmak üzere yeniden eski haline kavuşmuş. Ondan başka ne yapılmış? Bu bölgede inanılmaz mercanlar ve balık yuvaları olduğundan dolayı feci bir balık avcılığına girişilmiş. Ama aslına bakarsanız etik olmayan bir avcılık yapılmış. Nedir bu? İşte herkesin bildiği gibi bu gözü doymaz olan insanoğlunun iyice arsızlaşıp kendi ihtiyacından fazlasını çıkarttığı bir dönemde burada balık avcılığı yapılarak, dinamitlerle ve siyanür kullanılarak balık avcılığı yapılmış ve işte balık yuvaları da berbat edildikten sonra burası yeniden koruma altına alınmış Port Barton. İnanılmaz bir yer, harika bir yer. Yeni dönemde korunması için çok fazla çalışma yapılıyor ve bu çalışmalar arasında özellikle Port Barton'lı gençler ile buraya göçebe olarak gelmiş zamanında bu kereste fabrikalarında balık işçiliğinde çalışan insanların kurduğu dernekler, yani aslında gelip burayı bozmak için çalışanlar ve çalışanların çocukları bugün Port Barton'u kurtarmak için çalışıyorlar. Aslına bakarsanız Filipinler'de Palawan Adası'na geldiğinizde dikkat çeken birkaç nokta ya da ünlü olan birkaç nokta var diyelim. Onlar nedir? Asıl olanı tabii ki El Nido ve Coron. Coron hemen Palawan'ın yanında ayrı bir ada olmasına rağmen en fazla ilgi çeken noktalardan biri. Ama Puerto Princesa denilen adanın da başkenti sayılan bu nokta aslına bakılırsa gittiğinizde kalabalık bir şehir içi olan normal bir Asya kentinden çok da farklı olmayan bir yer. Ama etrafındaki yerlere turlarla ulaşabiliyorsunuz. Dünya miras listesine alınan ve Underground River ya da St. Paul Underground River olarak bilinen, aynı zamanda dünyanın 7 doğal harikasından biri olarak kabul edilen devasa yeraltı nehrinin mağaraları gezisi ve şimdi de işte bu cennet adaları içeren, içerisinde de 6 tane durak bulunan nefis bir tura katıldık Rael Asher'la. Rael Asher hakkındaki bilgileri hemen buraya, hemen şuraya, şuraya yazıyorum ve onun dışında videonun altına da bırakıyorum. Ben Erkut Özen, Filipinler'de Maxima Adası'ndayız. Ayıklanmasını görüyorsunuz. Biz tabii ki onu nasıl ayıkladığımızı biliyorsunuz. Hemen bir makinesi var, çıt çıt. Ama yerliler burada böyle ayıklıyorlar. Asıl olan bu. Salatamız hazırlanıyor. Bunun dışında burada bir köpeğimiz yatıyor. Böyle de bir olanağımız var. Bugün buraya aslında bir tur olarak gelmedik. Biz kocaman bir aile olarak geldik. Rael Asher'ın tamamen özünde bakıldığında koskocaman Big Family olarak buradalar. Koca bir aile olarak geldiler. Daha sonra onlarla tanıştıracağım. Belki de tanıştırırım sizi. Şimdi burada bir patlıcan közlüyorlar. Közlediğimiz patlıcanlarımız kaptanlarımız tarafından yapılıyor. Kaptan deyip geçmeyin, en iyi yemekleri biliyorsunuz denizlerde kaptanlar yapar, gemiciler yapar ve denizde yenilen yemekler, teknede yenilen yemekler her zaman çok iyidir ya. Ne diyeyim ki, bunun dışında başka bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani. Bakın pilavımız, yengeçlerimiz, eggplant, patlıcanımız. Kalamarımız, yine yengeçler, kocaman balıklar, ne balığı olduğunu bilmiyorum. Ama daha önemlisi Rael Asher Travel ve Keşfet TV olarak yazmışlar buraya. Kocaman kocaman öpüyorum, çok utandım şu anda. Unicorn. Unicorn.
Yes, unicorn. And to top it all, fruit arrangement. Böyle de acayip şekilde Riley Shure'dan Anabel yine utandırdı bizi. Böyle acayip şekilde çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok utandım şu anda ya. Böyle Türkçe konuşuyorum, o da anlamıyor tabii ki. Yapacak da bir şey yok. Ashamed. Her an ağlayabilirim yani. Ito naman yung mga kakain. Yan yung mga kakain ng food. Bu da bizim masada birlikte yemek yiyeceğimiz gruptaki misafirlerimiz. Hep beraberiz bugün. Onlarla kendileri Kanada ve Amerika'da yaşayan ve Avustralya'da yaşayan misafirlerimiz var. Milliyetlerine girmiyorum ama onun dışında herkes farklı yerden de olsa farklı yerlerde yaşıyor. Keza biz de Filipinler'de buluşuyoruz. Nefis bir yemek yiyeceğiz. Port Barton'da, Port Barton gezisinde, Port Barton yani Puerto Princesa'dan çıkıp Port Barton'da bir tura katılıp Port Barton turunda Maxima Adası'na uğrayıp orada nefis yemekler hazırlandı yine Ryle Asher'la birlikte. Hep beraber yemeklerimizi yiyelim. Daha sonrasında anlatacak daha çok şey var. Buradaki arkadaşlar başladılar yarım saat içerisinde. Hazırladıkları sofra bu. Nefis bir sofra hazırladılar. Yanlarında getirdikleri şeylere baktığınızda hiçbir şeye benzetemedim. Ama daha sonrasında ortaya bunlar çıktı. Nefis yani. Bir de fotoğraf çekerken böyle de onları çekelim. Insert dosh. Tamam, az çıkmış olabiliriz ama gayet de yukarılardayız ve buralar benim ayaklarım için aslında güzel değil. Ama şu renklere bakar mısınız? Müthiş müthiş. Harika görüntüler. Şu adaya da hayran kaldım zaten. Buradaki köpekler aradaki o kumuldan yüzerek geçiyorlar. Hani basıyorlar diyemeyeceğim çünkü orası bir insan derinliğinde olmasa da şöyle belinize falan geliyor. Köpekler de çok küçük olduğu için oradan yürüyerek geçiyorlar. Karşı adaya. Ben şimdi şuradan ineceğim. Oradan bu sandaletler kaymasın diye dikkatli olmam lazım. Ellerim de dolu. O yüzden de kapatıyorum yine. Aşağıda görüşürüz. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Dünya cenneti dedikleri bu olsa gerek. Kimsecikler yok, sadece buradan böyle dolaşanların olduğu harika bir ortamda gezip duruyorum valla. Hani bir tek buraya bir tane sorun var, yalnız gelmemek lazım ama benim bugün dediğim gibi aslında Riley Asher'ın bütün personeli ya da personel demeyelim, birlikte gezdiğimiz rehber arkadaşım ve onun yanında şirketin sahibi olan arkadaşım ve ailesiyle birlikte geldik. Onlarla birlikte buradayız. Nefis bir ortam var ve biz burayı keşfe devam ediyoruz. Şu karşıdaki ada çok ilgimi çekti. Aslında oraya yerleşmek lazım ama benden önce sanıyorum yerleşmişler. Benim daha ıssız ada hayalim var. Orada henüz duran birileri var. Bütün bu adalarda yine kalanlar işte turistlere bir şeyler satıyorlar. Ölü sezon, yüksek sezon değil şu anda. O yüzden de geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Ama aslına bakarsanız bu sezon yüksek sezondan çok daha güzel. Çünkü burayı bu kadar boş görme ihtimaliniz de pek yok. Şimdi böylesine güzel bir yerdeyken ben de anonslar falan çekmeye çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama böyle güzelliklerden şaşıp kalıyorum. Yani apışıp kalıyorum hatta. Gerçekten harika yer. Şimdi adanın içerisinde biraz gezinti yaptım. Onları videoya çektim. Gösteririm ya da gösterdim. Bilmiyorum hangi sırada koyacağım bunları. Ama burada öyle güzel görüntüler olmuş ki sanki hepsi bir Instagram paylaşımı. Sanki hepsi birer film sahnesi gibi ve inanın bana bu atıyorum Bali'deki gibi özellikle yapılmış şeylerden oluşmuyor. Yani birçoğu zaten burada kendi burada yaşayanların insanların kullandığı detaylar. Mesela işte tekneyi koyuyorlar buraya ama hani fotoğraf çekimi falan vesaire evet. Ama biraz önce çocuğa aynı şeyleri sordum. Mesela onunla sezonda tekne olarak kullandığı dönemi gösteriyor. Yani onu tekne olarak kullanmışlar. Çıkmış, kullanımdan çıkmış artık. Yenisini yapmışlar, büyüğünü yapmışlar. O yüzden de onu oraya koymuşlar. Fotoğraflık bir şey olmuş gibi. Ama sadece hani gelsin de fotoğraf çektirelim, İşte ağaçları eğelim bu güzel şey olur falan şeklinde değil. Gerçekten güzel detaylar versin diye. Şöyle Port Barton'dan çıktığımız
turumuzda uğradığımız Maxima Adası'nda yemekten sonra şöyle sahil kısmında incecik kumların üzerinde bir yürüyüş yapmak çok keyifli. Çıplak ayakta tamamen dolaşabiliyorsunuz çünkü herhangi bir insan yoğunluğu olmadığı için, insan yoğunluğu olsa da insanlar gözü gibi bakıyor. Ne sigara izmariti var, ne başka cam kırıkları var, o var, bu var. Şehrin içinde olmayan yerler gerçekten hala harika şekilde gözüküyor, duruyor. Ve işte bunun tadını çıkarmak da artık kilometrelerce, binlerce kilometre uzağa gelerek sağlanabiliyor. Ne demek istedim? Yani bizim orada sadece yazlık anlamında hadi bir kıyı kasabasına yerleşelim, hadi bir balıkçı köyüne yerleşelim falan diye insanların hayali vardır. Artık söyler misiniz bana hani balıkçı köyü kaldı mı? Gerçekten yerleşecek bir balıkçı köyü var mı? Kıyı kasabası var mı? Bodrum il olacak değil mi yakında? Çeşme farklı bir şey değil. Zaten hani çirkinleştirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ya bilmiyorum, benim tatil anlayışım biraz farklı belki de. Ama hani böyle yerler varken şimdi başka yerlerle kıyaslayıp ya bizim Bodrum da çok güzel, Çeşme de çok güzeli. Şöyle cevap verebilirim. Bodrum da çok güzeldi, Çeşme de çok güzeldi. İnsanların teknelerle gelip burada kendi yemeklerini, mangallarını vesairelerini yaptıklarını göreceksiniz eğer buraya gelirseniz. Buradaki işletme onlara sadece Hindistan cevizi satıyor içmek için, artı kola vesaire gibi içecekler sağlıyor. Onun dışında başka bir şeyle ilgilenmiyorlar. Herkes kendisi turdan almış olduğu hizmetleri. Nedir bunlar? İşte turun programında durulacak duraklar, daha sonrasında yenilecek yemekler vesaire. Yine kaptanlar, yani tur firması tarafından anlaşılan tur firması buradaki teknecilerle anlaşıyor. Aynı dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizde olduğu gibi hatta. Ve bunun dışında bu yeri şu anda bu temizleyen, bakımını sağlayan, işte tuvalet koymuşlar. İptidai de olsa bir takım oluşumları bu şekilde tutarak gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve onlar burada ekstradan çok da fazla bir şey almıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hindistan cevizi kocaman da böyle. Hindistan cevizi satıyorlar. Hindistan cevizi suyu hem de soğutulmuş. $1 değil. Öyle söyleyeyim size. Yani 50 peso. Turizm buraları yakında mahvedecek ama şu anda olabildiği kadar. Ben bir bakayım. Pilimiz devam ediyor mu? Evet. Turizm yakında her yeri olduğu gibi buraları da mahvedecek gibi gözükse de Asya'da belirli bölgelerde hükümetler bunlara çok ciddi önlemler alıyorlar. İşte bu ağaç kesilmesiyle ilgili mesela yasa Filipinler'de bayağı bir sıkı uygulanıyor. Yine bu özellikle denizdeki yaşamla ilgili kısım bayağı bir kolluk kuvveti olarak dediğimiz sahil güvenlikten tutun. İşte bu balık yetiştirme bölgelerini kontrol eden, denetleyen kurumlar dahil olmak üzere Filipinler'de bu adalar bölgesinde özellikle en fazla bunlarla ilgileniyorlar. Çünkü hükümetler biliyor ki turizmden böyle yerler olmadığından dolayı bu dönemde böyle yerleri tutabilirlerse çok büyük bir gelir elde edebileceklerini biliyorlar aslında. Ama dünyanın en büyük markaları oteller vesaire yapmak için bu bölgeleri maalesef muhtemelen işgal edecekler. Yani buralar kurtulur mu? Bilemiyorum. Ama Maldivler'den sonra hani bu efsanevi bir şey vardır. 50 yıl içinde Maldivler batacak, şöyle olacak, böyle olacak falan diye boyuna anlatılır. İşte ondan sonra eğer oradaki büyük sermaye gruplarının otelleri başka yerler ararsa sanırım bu bölgeleri işgal etme durumları olabilir. Her ne kadar buranın mevsimi değilse de şu anda öyle diyorlar ama müthiş bir hava var. En azından bana böyle denk geldi, güzel denk geldi. Tabii buranın mevsimi değil dediğimiz olayı hani kıştı yazdı olarak ayırmayın. Şu anda onlara göre işte yağmur sezonu ama yağmur belirli dönemlerde yağıyor ya da işte geçişler yapıyor. Biraz önce şuradaki adalarda yağmur yağıyordu. Biz onun arasından geçtik. Buraya geldik, güneş açtı. Yani belki burada yağdı mı diyeceğim, sanmıyorum, yağmamış. Hani yağmış görüntüsü yok hiçbir yerde. Bir su birikintisi falan yok. Sadece dalgaların ıslaklığı var. Ama onun dışında şurada yağıyor, burada yağmıyor falan. Böyle bir geçişler var, sürekli bir geçiş var. Ama Filipinler, çok konuştum biliyorum ama Filipinler çok etkileyici. Bugüne kadar belki yıldız destinasyonlarım arasında değildi Filipinler. Birkaç kere gelip çok lüks testlerde falan kalınca çok da etkilememişti aslında. Çünkü onlardan her yerde var. Seyşeller'de var, Maldivler'de var. Keza
Bizde bile işte belirli yok Bali villaları, yok Tayland villaları, yok o villalar, bu villalar, binlerce destinasyonda çeşitli olaylar var ama bu Filipinlerin özellikle bu kısmında inanılmaz güzel şeyler gerçekleşiyor. Onlardan bir tanesi de kendi kendine normal halkla birlikte gerçekten halkın da geldiği yerlerde müthiş işler yapabiliyorsunuz. Onlardan bir tanesindeyiz şimdi Raya Aşır Tur'la ve nefis, harika, müthiş bir gün geçiriyoruz. Hemen karşıda yağmur yağıyor. Şimdi birkaç noktada durup dalışlar gerçekleştiriyoruz ama o dalışların arasında nefis hareketli şeyler görüyoruz. Nedir o hareketli şeyler? İnanılmaz bir balık coğrafyası var ama balık popülasyonu var. Balık coğrafyası nedir ya? Hani dilim tutuldu artık. Boğazım da şiş bu arada. Muhtemelen su dokunduğunu düşünüyorum ama bu Asyalıların şu klima çalıştırma huyundan da olabilir. Ondan da şüpheliyim. Nefis insanlarla birlikteyiz dediğim gibi. Harika koylar geziyoruz. Bu 3 ya da 4. durağımız. Ben de karıştırdım artık. Yüzecek halim kalmadı. Bir de pilim yeterli değil. Pille ilgili sıkıntı çektiğim için buradaki dalışı çekemedim. Bir sonraki dalışta güzel bir şeyler görme umuduyla öyle bir seçim yapmak durumunda kaldım. Ama Hop isimli teknemizde, yani umudumuz hala devam ediyor. Umut isimli bir teknedeyiz. En azından umutlanmaya, güzel şeyler görmeye devam edeceğiz. Bugün güzel geçiyor. Harika geçiyor. Bakın şimdi herkes bir şeyin peşinde. Biri yok kaplumbağa göreyim. Hani dalış yapılan yerlerde belirli cazibe noktalarında belirli şeyler gösterilir. İşte yunus balığı göreceksiniz, işte köpek balığı göreceksiniz, yok balina göreceksiniz. Çıta istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz veya düşürebilirsiniz. Akvaryumdaki rengarenk balıkları göreceksiniz de olabilir. Ya da onun dışında işte su kaplumbağalarını, karetta karettaları göreceksiniz gibi çeşitler de çıkabilir. Ama onun yanında şimdi burada da herkes yine benzer şekilde bir şeyler görmek için suyun altında. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tip durumlarda işte şuraya bir bilmem ne görmeye gidiyoruz denildiğinde onu görmekle ilgili bir işim olmuyor benim. Çünkü en çok etkilendiğim kısım zaten o popülasyonda, o popülasyonun yaşadığı yerde olan diğer canlıları da diğer canlılarla birlikte yüzebilmek, orada onları yaşayabilmek gerçekten keyif verici. Ne dediğimi çok dalış yapanlar çok iyi anlayacaktır. Şimdi biraz daha şu dalan misafirlerimize, birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir bakalım. Bu tip dalışlarda en çekindiğim şey şu teknelerdeki merdivenden yukarıya çıkmak. Şu son Bali'de geçirdiğim kazadan sonra ayağım çok zorlanıyor kendimi çekerken. Şu basamakları bir basamak daha aşağı indirseler her şey çok kolay olacak. Ama işte böyle bir sıkıntı yaşamıyor değilim. Boy uzun olunca da böyle oluyor. Herkes ne rahat çıkıyor. Ama şuradaki ipi kullanarak ben de çok rahat çıktım. Bunda bir sıkıntı yok aslında. İşte tekneci, bak bir tekneci de böyle çıkıyor. En kolay çıkış şekillerinden bir tanesi. Bu da kaptanımız. Kaptanlarımızdan biri, tekne sahiplerinden biri aslında. Ve teknenin de rehberi. Ama haklılar. Yani buradaki en büyük olay zorlanmak, çok doğal. Başka türlü olmuyor. Biçimsiz tutunacak yer yok falan. Şu kenarlardaki şeyler kırılınca ya da işte zarar görmüş oluyor. Onlar biraz zorluyor. Yeah, okay, süper. Did you see? Yeah. Two.
Şimdi de deniz yıldızı bulmaya geldik. Hey! Good. Wow! Görüyorsunuz burada. Şaka gibi. Vallahi kimi zaman deniz yıldızı bulduk diye seviniyoruz ama bunlar ne ya? Bunlar deniz yıldızıysa bizim gördüklerimiz ne ola ki? Çok acayip. Bir daha bakmam lazım. Elimde tutsam bir şey olur mu acaba? Bir sorayım. Herkes tutuyor. Ama doğal ortamını bozmayın diyorlar. Bakın şimdi göstereceğim. Bu deniz yıldızlarını bir araştırmak lazım. Acaba ne yararları var? Bir de böyle düşünüyoruz ya bazen, ne yararları var? Sanki bizim pek yararımız var dünyaya. Şimdi şu tarafa gidelim, orada bir kalabalık var. Şimdi neredeyiz? Turumuzun son durağındayız aslında. Ryle Asher'la çıktığımız, doğru söyleyemiyorum bazen. Annabelle, buradan selamlar olsun ama söyleyeceğim bunu. Şu anda bir sandbank'in üzerindeyiz. Daha önce nerede yapmıştık bunu? Bu benim ikinci sandbank tecrübem. Zanzibar'da. Daha önce videoyu koyuyorum. Hatta buraya görüntülerini de ekleyeceğim. Oradakiyle çok alakası yok. Oradakinin o ince kumu, o etkileyici şekli vesaire. Burada biraz daha toprak gibi burası. Ama burada da işte deniz yıldızları vesaire gibi detaylar var. Zaten onun için geliniyor. Bu kum yığını da, kumsalı da diyelim, sandbank'i de aslına bakarsanız gelgitlerle küçülüyor, büyüyor. İşte şu anda yürünen mesafede olan yerler kimi zaman daha su altında kalıyor, yürünemiyor vesaire şeklinde etkilerle burası değişebiliyor. Ancak tabii o Afrika sahillerinde, Zanzibar'da, Hint Okyanusu tarafında gördüğümüz kadar bir gelgit henüz burada rastlamadım ben. Belirli dönemlerde daha fazla oluyordur tabii. Ama böyle denizin ortasında bir sandbank, bir kumsal, bir kum yığını. Port Barton'dan çıktığımız tur 6 durak yapıyor. Bu 6 durağın 3'ünde şnorkelle dalış yapıyorsunuz, birinde yemek yiyorsunuz, yine deniz molası 2 saate yakın. Arkasından bir adada daha duruyoruz. Sonrasında da yine burası var. Sonra yine Port Barton'a gidiyoruz. Port Barton'un kendi sahili de çok güzel. Artı onun içerisinde geldiğinizde, belki turla gelmezseniz orada kalırsanız, yine çok keyifli yerler var. Yerler, moteller, pansiyonlar vesaire şeklinde. Biraz bize bizim Olimpos'u andırıyor ama hani etrafında Olimpos'tan çıkınca yarım saat sonra devasa otellerin olduğu bir bölgeye gelmiyorsunuz. Ve deniz çok farklı. Ha bir de deniz mi dedim? Okyanus. Yine de sevgili Filipinler, kusura bakmasın ama sanıyorum Maldivler'deki sandbank olayları, oluşumları diyelim, daha şekilli ve güzel. Artı olarak bir de tabii ki Zanzibar'da Stone Town açıklarında bulunan sandbank de çok güzel. Nakupenda adası olarak isimlendirilen, seni seviyorum adası olarak isimlendirilen ada. Zanzibar videolarını da mutlaka izleyin. Zanzibar bu dünyada gezilecek güzel yerlerden bir tanesi. Benim tavsiyelerim oyun siz. Bu dişi, bu da erkekmiş. Acaba bu deniz yıldızlarının burayı tercih etme nedeni ne? Ya bu merak. Başıma iş açacak. Boşuna söylememişler bu atasözlerini.
Çok güzel, çok. İşte aslında burada böyle sığ gibi yürüyoruz ama aslında burası da o Pumyon'un Sandbank'in bir parçası. Zaman zaman bu tarafa geliyor, zaman zaman gidiyor. Böyle. Filipinler işte. Deniz yıldızları Instagram'da çıkacağının farkında değiller tabii. Şuradaki ağaçlık yerleri görüyorsunuz. İşte Port Barton, dediğim gibi ilk başlarda ağaçları, yani kerestecilik üzerine ağaçları keserek insanların burada gelir sağladıkları bir yere dönüşmüş. Ve o kadar çok dışarıdan göç almış ki özellikle kerestecilik yapacak işçileri çalıştırmak için buraya dışarıdan çok fazla göç gelmiş. 10 tane kabile yaşıyormuş burada, küçük küçük köylerde. O zamanki halini çok merak ediyorum aslında. Şu anda da bizim böyle hayallerde hani buranın eski halini çok merak ediyorum gibi bir yer değil burası. Çünkü aslında eski hali gibi. Herhangi bir yapı yok, o yok, şu yok, bu yok. Muhtemelen şu anda biraz daha modern gördüğümüz bu köyler, bu yapılar. Modern dediğim de hani teneke vesaire kullanmışlar. Daha öncesinde tamamen ağaçlardı diye tahmin ediyorum. Kabilelerin yaşadığı köyler aynı yerlerde devam ediyorlar aslına bakarsanız. Daha sonra bu işçiler gelince çok da dışarıdan göç almış dediğim gibi. Ve buradaki bütün neredeyse ormanlar yok edilmiş. Daha sonrasında yeni gelir kaynakları için işte böylesi bir güzellikte, bu kadar adanın, kumsalın vesairenin olduğu bir yerde ki balık popülasyonundan çok fazla. İşte yine bizim o insanoğlunun açgözlülüğü, doymak bilmezliği yüzünden hem dinamit kullanılarak hem de siyanür kullanılarak balık avcılığı yapılmış. Deniz canlıları avlanmış ve buradaki bütün doğal hayata inanılmaz bir zarar verilmiş. Belirli bir dönemde gerçekten burası artık kaybediliyormuş. Daha sonrasında resmen bir devlet koruma programına girmiş. O programda da dediğim gibi, anlattığım gibi aslında bunları, buraları bozan insanların çocukları ve torunları şimdi buraları korumak için çaba gösteriyorlar. Çünkü turizm artık buranın neredeyse her şeyi. Balıkçılık tabii ki devam ediyor. Turizm inşallah böyle devam eder. Turizmden anladığımız ne olsa gerek diye bazen düşünmüyor değilim. Hani o koca koca binalar, işte lüks tesisler, ay ne kadar güzel Instagram paylaşımları mı, yoksa o Instagram paylaşımlarını şu bakir koylarda yapmak mı çok daha güzel? Mesaj vermek değil niyetim ama hani burada aldığım keyfi ne o lüks tesislerin, en konforlu tesislerin içerisinde yaşadığım günlerde alıyorum, ne de işte dünyanın en etkili yerlerinde, en güzel yerlerindeki müthiş tesislerin, müthiş konforlu, müthiş lüks tesislerin içerisindeki hizmetlerden alıyorum. Buradaki lokal insanların hem canlılığı hem size samimiyeti paha biçilmez. Gerçekten gördüğünüz durum da paha biçilmez zaten. Etrafı şu anda hani her ne kadar videoya çeksem de çok fazla aktarabildiğime inanmıyorum. Filipinlere gelmelisiniz. One more, one more. Gördüğünüz gibi kolay değil gezmek. O güzel fotoğrafları çekmek de kolay değil. Bir takım prodüksiyonları gerekiyor. Starfish'in tabii bundan haberi yok. Onun da sosyal medya hesabını açıp belki paylaşırız ileriki dönemlerde. Yapacak bir şey yok. İşte grubumuz buydu bugün. Beraber güzel dakikalar geçirdik. Gerçekten güzel dakikalar geçirdik. Çok da keyifli insanlar. Yeni insanlar tanımış olduk dünyanın her yerinden. Çok da sohbet ettik. Birbirlerimizin numaralarını aldık. İletişim hesaplarını aldık artık. Numara almıyoruz. Sosyal medya hesapları da alıyoruz tabii. Böyle. Sandbank dediğin böyle bir şey. Çok saçma oldu. Önce tuğladan yapılmış, taştan yapılmış gibi bir his veriyor. İnanılmaz bir şey. Nefis görüntüler. Bayıldım. Deniz yıldızı dediğim böyle olur. Üzerindekiler de çikolata parçacıkları gibi. Canım çekti. Bakın bir tur teknesi daha geliyor buraya. Nefis görüntülerle insanların güzel bir şekilde
neşeli bir şekilde, keyifli bir şekilde yaşadıkları ülkeler bunlar. Adacıklar bunlar, adalar bunlar. Eğer sıkılmazsanız Filipinler hakkında bir yerde durup çok şey anlatmak istiyorum. Sıkılmazsanız da o videoyu çok da görüntü olmadan yine sohbet şeklinde, hani bazı yerlerde yapıyoruz, Beyrut'ta vesaire yapmıştık. Onun gibi Filipinler hakkında kendi izlenimlerimi hem aktarmak hem de bazı tiyolar vererek Filipinlere daha çok kişinin gelmesini, benim bu şu anda paylaştığım bu güzellikleri daha çok kişinin yerinde görmesini istiyorum. Bende de böyle bir şey var, ne yapayım? İşim gereği de artık böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şuraya doğru gideyim, orada bir deniz yıldızı popülasyonu var gibi. Herkes orada. Ben de gideyim bakayım denizin ortasına doğru şöyle yürümek. Ya, hep deniz diyorum değil mi? Tamam. Sustum. Okyanus.